Herkese merhaba. Haftalık videoda son videomuzda bahsettiğimiz gibi bu hafta GTA Online'da pek güzel içerikler yoktu. Bunun sebebinin arkadaşlar yeni gelecek güncelleme ile alakalı olabileceğini söylemiştim. Haklı çıktık. Rockstar cuma günü itibariyle güzel bir makale yayınladı. Yeni nesil konsollara gelecek güncelleme ile ilgili PC oyuncularını da ilgilendiren haberlerimiz var arkadaşlar. Konsol oyuncuları özellikle konsol serisini değiştirecekse yani PlayStation 4'ten Xbox'a geçmeyi düşünen çok insan olduğunu biliyorum arkadaşlar. Onlar özellikle dikkatli dinlesin. Bu videoda çok önemli haberler var. Ee, aynı zamanda da redditte de soru cevap yapmışlar orayı da çevireceğim arkadaşlar hani e, dolu dolu bir video olacak gt6 ne zaman çıkar sorusuna bile cevaplar olabiliyor arkadaşlar ipuçları olabiliyor ee, yalnız ufak bir sorum olacak arkadaşlar zaten çoğunuz fark etmiştir bu videoyu bir buçuk hızda attım ama e, bazı arkadaşlar 1.25 izledim diyordu bazı arkadaşlar bir buçuk hızda izledim diyordu yorumlara yazın ki Hangi hızda atacağıma ben e, karar verebileyim. Çoğunluk ne istiyorsa o hızda atmaya çalışacağım. E, çoğu videoyu diyelim. Hani her videoyu atamayabilirim. Çünkü hızlandırma süreçleri biraz karışık. E, hani çoğunluk ne istiyor onu öğrenelim. Şimdi gelin makalemize bir bakalım arkadaşlar. Mart 15'te PlayStation 5 ve Xbox serisi XS, GTA 5 ve GTA Online geliyor diyor. Ayrıca GTA Online ayrılarak geliyor arkadaşlar. PlayStation 5'teki oyuncular ilk 3 ay boyunca oyunu ücretsiz edinebilecek ve saklayabilecek arkadaşlar eğer edinirlerse. Tabi PlayStation 5 sahibi ne kadar insan var onu da bilemiyorum yani dünya çapında çok stok sorunu var. Ee, ama böyle bir imkan var hani şanslı azınlıktaysanız alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, nelerden bahsediyor? Yeni versiyon burası konsolcu arkadaşların canını çok yakacak PC Master Race bayrakları asabilir ee, hatta ben ufak bir skeç de yapacaktım da daha fazla canınızı yakmayayım diye ufaktan söyleyeceğim arkadaşlar diyor ki GTA 5 ve GTA Online yeni nesilde diyor PC'deki müthiş harika ultra grafikleri tanıtacak diyor konsol camiasına artık konsol camiası da PC oyuncuları gibi kaliteli grafikler görebilecek diyor. <laughs> yani gerçekten de böyle diyor bu arada yani. <laughs> Abartmıyorum. High-end grafikleri konsolada tanıtacağız diyor. 4K çözünürlüğe falan da ulaşabilecek diyor. Ee, 60 FPS'de de e, oynayabileceksiniz oyunu diyor. Burada ufak bir e, kelime oyunu yapmışlar. 4K 60 FPS vermiyor arkadaşlar sanıyorum. Yükseltilmiş veriyor. Onlara geleceğiz. E, burada PC oyuncuları için önemli bir nokta var arkadaşlar. E, HDR ve Ray Tracing e, gelecek diyor konsollara. Şimdi PC'de de bunlar gelecek gibi algılıyorum ben. Çünkü e, PC'de şu anda Ray Tracing yok. E, bu özelliği PC'ye de getirecekler. Bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu e, ilk bahsedildiğinde bu güncellemeden ta aylar önce arkadaşlar bir trailer yayınlanmıştı. Ben de o sırada yayın yapıyordum Twitch'te ve orada deneme yapmıştık. Hani trailerdaki görüntü PC oyununda zaten var gibi gelmişti ve gerçekten de hiçbir fark algılayamamıştım. Hani yeni böyle görseller mi yaptılar falan. yo falan demiştik. Burada da kendileri de itiraf etmiş. Yani PC kalitesine çekiyor arkadaşlar yeni nesil konsollar bunu söylemiş olalım arkadaşlar ama tabii platformların kendine göre güzel özellikleri var. Özellikle konsolun SSD'si sayesinde çok daha hızlı yüklenecek karakterler hem single player'da hem online'da. Arkadaşlar konsolların kendi içinde 3 ayarı oluyor. Konsollar yeni nesil konsollar PC gibi davranıyor. Kalite seçerseniz natif 4K 30 FPS, e, performans seçerseniz de yükseltilmiş yani upscale edilmiş up 60 FPS olacakmış arkadaşlar. Siz gözünüze hoş gelen deneyimi sağlayacak seçeneği yapabiliyorsunuz. Bence güzel bir özellik arkadaşlar. Hani ben olsam görselle önem veririm GTA gibi bir oyunda ama isteyen performansı da seçebiliyor olacak. PlayStation 5'in kendi özel kontrolcüsüne ait haptik feedback özellikleri dahil edilmiş. Güzel bir özellik arkadaşlar. PlayStation 5 kolunu ben çok beğeniyorum. Hani o dizilim olmasa satın da alırım yani. O kadar güzel bence özellikleri. Bir de performans ray tracing modu geliyormuş arkadaşlar. Onda da hani performans modundayız ama ray tracing de olacak falan filan diyor. Güzel yani güzel özellikler var. Ayrıca platforma özel olmayan iyileştirmeler de yapıyorlar. Mesela işte PlayStation 4'te Kayoperiko oynayanlar bilir çok kasıyormuş Orada falan kasmayacakmış Normal haritada daha fazla ağaç, çiçek, böcek olacakmış Bunları anlatıyor Kısacası arkadaşlar performans olarak bir tık daha güzel güncellenmiş olacak Şimdi gelelim daha önemli olan kısım GTA Online kısmına Arkadaşlar burada Rockstar güzel bir laf söylüyor Diyor ki 8 yıllık oynanış eklentileri var 40'ın üzerinde güncellemeyle. Ha şunu bileydiniz ya 100 kere söylüyorum. Son videolarda da anlattım arkadaşlar GTA Online'daki enflasyon sorunu falan. Ya abicim eski güncellemeleri niye değersizleştiriyorsun? Yap Pacific Standard'ı da Kayo Perico gibi. 4 milyon ödül ver abi ne olacak? Pacific Standard çok güzel bir heist. Yani insanlar bunları yapmıyor. Prison Break ver ödülü abi 5 milyon dolar insanlar yapsın. Yani ee, kendi elleriyle kayo Perico diye bir şey çıkarttılar oyunu oynayanlar tek başına gidiyor ot gibi e, elmas çalacağım diye uğraşıyor bilmem ne çalacağım diye uğraşıyor Ya yap şu e, eski kontentleri de değecek bir ödülle herkes oynasın Neyse bilemiyorum şu cümle en azından hani bir kıpırdanma abi Bence önemli gerçekten de GTA Online dolu bir oyun ama ne yazık ki insanlar hani deneyimlemiyor bile. Hani motor işletmeleri falan bile kendi çapında aslında eğlenceli görevler. Hani şunu bile yapsalarken ilk yapışta fazla fazla kazanç olsun. Bilemiyorum bunları yaparlar mı ama olsun. Ee, yenilikler olacak diyor. Bu da GT6'nın daha çok zamanı var anlamına geliyor bence. Ee, daha da geliştirmeye devam edeceğiz demişler arkadaşlar. Bence iyi demişler. Güzel bir cümle satır aralarını da okuyoruz yani anladınız mı böyle müthiş. Neyse başka ne var arkadaşlar yeni neslin hep söylediğim bir özelliği var çok hızlı SSD'leri var arkadaşlar yani PC'de aynı SSD'leri almak ee, yani şöyle söyleyeyim ben Series S'i 3000 liraya falan aldım içinden SSD'yi söküp PC'ye taksam yani aynı hızda SSD'yi Series S'i o fiyatına alamıyorum yani öyle bir SSD var bunların içinde arkadaşlar e, ve bu sayede de ...hız limitini aşacağından bahsetmiştik yeni nesil arabaların. Ufak tefek arabalar ve haonun yeni workshopu gelecek. Bu PC'ye de gelecektir arkadaşlar. Ee, ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ee, bu sayede arkadaşlar Best in Class araç güncellemeleri geliyor... Bunlar bence önemli ve haftalık olarak da time trial'lar geleceğinden bahsediyor. Hani biraz ucuza kaçmışlar. Bunu da söylemek lazım. Yani hani yeni nesil güncellemesinde bir heist getirirsin abi. Hani coşmuş bir heist yaparsın. Hani bak yeni nesilde çatır çatır oynanıyor falan. Ama hani bizim gibi GTA'yı uzun süreler oynayan kişilerseniz araçlardaki hız limitinden çok şikayetçisinizdir. Hani en azından burada bir değinleme yapacaklar gibi duruyor arkadaşlar bir tık. Güzel bir güncelleme diyebiliriz. Hani yetersiz ama güzel yetmez ama evet gibi oldu bu da arkadaşlar. Aman diyeyim aman yani. Ee, onun sıkıntısını çok çektik. Neyse devam edelim. Ee, nelerimiz var arkadaşlar? Burada bedavadan PlayStation 5'e 3 aylığına geleceğinden bahsetmiş. Biz bahsettik ondan zaten. Kariyer bu yıldır özelliği geliyor. Bakın burada da size bir... Hani sözümü vereyim arkadaşlar eğer bu kariyer builder olayı PC'ye gelirse Yeni bir GTA hesabıyla sıfırdan yayınlarda kasacağım arkadaşlar. Seri olarak da YouTube'da bırakacağım. Hani sıfırdan GTA hesabı nasıl kasılır siz de görmüş olacaksınız. Çünkü bu kariyer bu yıldır olayı arkadaşlar şöyle bir şey. Oyunun tutorialinden bir bahsedelim şu anda arkadaşlar tutorial diye verdikleri şey 8 yıl önce de berbattı yani, yani şu anda zaten berbat hiçbir şeyi anlatmıyor işletmeleri anlatmıyor ne bileyim e, heistları anlatmıyor hiçbir şey anlatmıyor gidiyorsun kıyafet falan giyiyorsun onda da arkadaşlar kıyafeti giydiği altta cümle olarak yazıyor İngilizce bilmeyen kimse yapamıyordu tutorialde sıkışıp kalan insanlar vardı yani e, çünkü e, orada git bir kıyafetçiye gir falan yazıyor böyle oğlum çıkartsana sarı noktayı. İşte yapmadıklarından berbattı. Bu tutorial değişiyor tamamen. Onun yerine bize bir adet işletme satın alma imkanı verecek ücretsiz olarak ve biz o işletme ile birlikte Los Santos'a girişimizi yapacağız. Çünkü eğer Premium Edition'ınız yoksa şu anda oyuna yeni başlamak gerçekten eziyet. Yani yok VIP work yapayım yok Headhunter yapayım. Falan filan. Onun yerine arkadaşlar şu anda en azından bir tane işletmeyle başlayacağız. Ben spoilerını da vereyim. E, Banker alarak başlayacağım arkadaşlar. Eğer bu PC'ye gelirse ve bu özellikle yeni oyuncular daha rahat oyun'a adapte olabilecek mantıkla e, yeni bir tutorial olacak yeni oyuncular için bu da mantıklı e, ve daha güzel bir main menü olacak arkadaşlar. Free moda girebileceğiniz, heistlara girebileceğiniz falan filan e, bir mod geliyormuş. Bu yenilikler çok önemli. Yani bunlar kesinlikle olmalıydı. Ben menülerinin zaten çok eski kaldığını düşünüyordum ama bu e, hani videolarda bundan bahsetmeden önce hani bu güncellemeyi bekliyordum. Bu güncelleme yapılsın ondan sonra ben bu konuyu konuşacağım. Nasıl enflasyon konusunu konuşmuştum GTA'daki. Ee, burada da bu konuda da bir güncelleme lazım da eğer becerememiş olurlarsa yandılar baya gömeceğim. Yani hiçbir oyunda arkadaşlar M'ye basınca harita açmak yerine aptal bir menü açılmıyor yani. Bunu inşallah düzeltmişlerdir. Ee, ama ben sanmıyorum. Yani gerçekten baya rezil bir menü. Hele arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim ya o e, can basma sistemi nedir M'ye bas, inventory'e git, sineklere gir oradan e, canımı hangisi daha çok arttırıyor bilmediğim için hepsini rastgele bas falan ya saçmalık yani gerçekten yani bunun tek bir tuşu olur abi pot basma tuşu olur yani e, bunu da şeyle çözüyorduk abi. Sinek yemenin e, emotu var. Tap tuşu emot yapıyor. Ona basıyorduk ama onu ayarlamak gerekiyor. Ve tabi başka bir şey de yapamıyorsunuz. Yani tam bir rezillik arkadaşlar. Umarım bunları çözerler. Çözmeyeceklerse de. <laughs> Valla yandılar. Baya gömeceğim yani o konuyu. E, şimdilik buradaki yazdıklarına iyi anlam yükleyerek devam ediyorum. Ee, hikaye modu ve online karakter transferleri. Hikaye modunuzdaki save'inizi taşıyabiliyorsunuz. Bence çok önemli değil ama yabancılar bunları çok önemsiyor arkadaşlar. Ee, bu kabul edilebilir bu durum ama taşıyorlar yani. Taşıma özelliği gelecekmiş. Asıl olay arkadaşlar GTA Online karakterlerinizi taşıma noktasında şu anda arkadaşlar bir kereye mahsus olarak her bir platforma taşıma şansınız olacak. Yani PlayStation 4 oyuncusu musunuz? Xbox konsoluna taşıyabiliyorsunuz. Hem de arkadaşlar PlayStation 5'e taşıyabiliyorsunuz birer kere. Bu güzel bir özellik ve e, konsollar arası geçiş olması da güzel bir özellik. Çünkü şu anda arkadaşlar PlayStation oyuncularının çoğu e, Xbox Game Pass sistemini çok beğeniyor ve hani bu yüzden Xbox'a taşınmayı düşünüyor. PlayStation 4'ten oraya geçiş yapabiliyor olmak da büyük bir güzellik olacak arkadaşlar. Bunun son bitim tarihi belli değil şu anda. O yüzden hani acele etmek istemeyebilirsiniz. Çünkü mesela PlayStation 4'te oynuyorsunuz birkaç arkadaşınız var diyelim. PlayStation 5'e hemen taşırsanız ileride taşıyamayacaksınız. Ve eğer PlayStation 4'te oynamaya devam ederseniz de kazandıklarınızı taşıma şansınız olmayacak. Bu nedenle. Hani biraz bekleyip de taşımak da isteyebilirsiniz. O size kalmış. Ben PlayStation 5'te özellikle çok oyuncu olacağını Sanmıyorum arkadaşlar yani çünkü zaten cihaz çok az kişi de var cross platform kesinlikle yok e, eski konsollarla onu belirteyim PC ile de olduğunu sanmıyorum ve Xbox Series konsollarla PlayStation 5 arasında da sanıyorum yok arkadaşlar e, o nedenle hani PlayStation 5'te GTA Online oynamak ne kadar mantıklı onu bilemiyorum hazır taşıma muhabbetini açmışken arkadaşlar bence artık bunu bir kerelik cezasını çekin PC'ye geçin yani yeni konsollar... GTA Online oynamak için hiç doğru yer değil bence. Çünkü e, gördük arkadaşlar PlayStation 3'ten oyun kalktı. PlayStation 4'e güncellemeler muhtemelen bu sene sonunda kesilecek. Ee, yani hani uzun vadede PC'de olmak çok daha mantıklı duruyor oyuncu sayısı olarak da çok daha mantıklı hile diyenler var arkadaşlar PlayStation 5'te de tek oynayacaksınız. PC'de de e, açın yani köfte kalkanı tek başına oynayın yani oynayabiliyorsunuz hiçbir sorun yok aslında hani e, ben hilecilerin olmasını e, tek başıma PlayStation'da oynamaya tercih ederim yani kendi fikrim bu size de tavsiyem bu. Arkadaşlar bu arada yorumlara şunu da yazmayın. Abi konsollar ucuz, PC pahalı değil kardeşim. Yani bugün 5600G GTA Online'ı çatılık çatır açar. Ekran kartı bile almanız gerekmiyor. Yani PlayStation 5'in fiyatı e, yanılmıyorsam güncellendi. Bayağı 10 bin liranın üstüne çıktı. E, o paralara PC toplanıyor. Kimse kusura bakmasın yani. yani. Hatta laptop alıyorsun. Monitörlü bilmem neli geliyor her şeyle. Yani benim fikrim bu. İster dikkate alırsınız ister almazsınız. Almayanlar için güzel bir haber var arkadaşlar. Nedir o? Eğer diyor PlayStation 4'ten diyor Xbox'a geçiyorsan veya Xbox'tan PlayStation 5'e geçiyorsan diyor kazandığın bütün paralar ve araçların ve evlerin işletmelerin taşınacak diyor. Bak bu çok önemli bir nokta. Kazandığınız her şey geçecek. Neler geçmiyor? Gerçek parayla aldığınız şark karttan gelen GTA paraları e, sadece kendi konsol ailesi içinde geçebiliyormuş. Diğer konsollara geçemiyormuş. Ama Diğer her şey taşınıyor arkadaşlar istediğiniz yere. Ve eğer PlayStation 4'ten PlayStation 5'e geçiyorsanız... ...Shark Kart'la aldığınız paralar da geçiyor. Bu sanıyorum bir anlaşma meselesi yüzünden. Yani hani PlayStation'da aldığın parayı Xbox'a geçiremiyorsun gibi bir mantık var sanırım. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden böyle olduğunu düşünüyorum. Hani ama diğer her şeyin geçiyor olması, silahlar işte işletmeler işte ne bileyim kıyafetler falan geçiyor olması önemli. Bir diğer noktada player created joblar da geçiyormuş arkadaşlar. Hani ee, mesela eğer job hazırlayan biriyseniz konsolda onu da taşıyorsunuz. Bu da bence önemli bir nokta. Hani izleyenlerden böyle bir insan olacağını pek sanmıyorum. Genelde PC'de takılıyoruz arkadaşlar. Ama hani ee, konsolda da bu durum yaşanmış olacakmış. Ayın 8'inden itibaren de indirmeye açılacakmış arkadaşlar. Yani hani çıkar çıkmaz oyuna başlama şansınız olacak. Ama tekrardan da söyleyeyim. Bizim Discord'umuzda mesela arkadaşlar ee, bu konsolları... Oynayan insan çok az yani bir tane konsol odamız var birisi pazartesi gündüz yazıyor heiste gelecek var mı öbürü perşembe öğleden sonra ben gelirim yazıyor falan hani aynı anda online olmanız çok zor. Hani kendiniz bilirsiniz ben nacizane önerimi yaptım arkadaşlar ucuz yollu PC toplama e, sistemlerini de anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar e, Reddit'te neler yazılmış sıkça sorulan sorular var PC'ye ne olacak demiş arkadaşlar PC'ye şu anda Rockstar bir şey demedi denmiş ama yanlış. PC'ye bunun geleceğini ta geçtiğimiz sene söyledi Rockstar. Şu anda sanırım birazcık satışlar artsın diye dillendirmiyorlar. 1-2 ay sonra geleceğini düşünüyorum. Zaten e, hani genelde en güncel sürüp PC'de oldu her zaman GTA Online'ın. Sadece böyle yeni nesil çıktığı anlarda bir tık böyle e, ön planda olabilir yeni nesiller. Onu söyleyelim kazanılmış parayla satın alınmış para arasında ne fark var diye soruyor. Az önce anlattık zaten. Şark kartlar satın alınmış. Geri kalan her şey kazanılmış. Şark kartlar diğer konsollara niye taşınmıyor diye sormuşlar. Arkadaşlar bunun cevabını ben verdim zaten. Muhtemelen konsolların kendi anlaşmaları var o nedenle. Ee, Premium Edition'dan gelen paralar ne olacak diyor Onu zaten harcamışsınızdır Evleriniz falan geçiyor olacak ama harcamadıysanız Harcayın öyle taşıyın ee, Şu andaki karakterime ne olacak Şu andaki karakteriniz devam edecek Ama ayırdıktan sonra Geçiş yapıldıktan sonra eş olmuş olmayacak Yani hani Playstation 4'te ben biraz daha Para kazandım o 5'e de gelecek diye bir mantık yok Hani zaten ben bu yüzden söylüyorum Yani Playstation 5'te çok az oyuncu olacak Muhtemelen belki geç geçirmek istersiniz diye düşünüyorum ee, herhangi bir EE -E almamış olan yani yeni versiyonu almamış olan oyuncuyla oynayabilecek misiniz? Hayır, hayır arkadaşlar yeni versiyonu oynamanız gerekiyor olacak. Ee, eski konsollar ne kadar süre boyunca DLC alacak? Bu sizin merak ettiğiniz bir konu. PlayStation 4'e ne kadar süreyle DLC gelecek? Bahsetmediler arkadaşlar ama muhtemelen DLC'leri almayı bir sene içinde bırakacak. Birkaç sene sonra da Tamamen online kapanacaktır PlayStation 4'te ama daha erken arkadaşlar yani çünkü gerçekten PlayStation 5 çok az e, insanda var yani ürün yok piyasada hani biz fiyatı arttı falan diyoruz ama hani atıyorum 100 tane PlayStation 5 gelsin ...direkt satılacak bitecek yani o fiyattan bile öyle söyleyeyim yani size e, insanlar almak istiyor ama bulamıyorlar şu anda Xbox'a niye alınmış e, değil diyor arkadaşlar Sony ve GTA'nın genel olarak kankalığı mevcut e, ben şunu da düşünüyorum yani hani GTA 6 acaba sadece PlayStation 5'e çıkabilir mi? Yani hani böyle bir şey de olabileceğini düşünüyorum. Hani Xbox'a karşı şu anda biliyorsunuz Game Pass ve PlayStation birbiriyle kapışıyor. Ee, Activision'ı satın aldı falan filan Xbox. Yani e, Sony ve Rockstar arasının iyi olması da bunun sebebi muhtemelen Xbox'ta olmaması. Ama muhtemelen birkaç ay sonra Xbox Game Pass'e de gelecektir. Hatta belki ben de konsolda da bir açar denerim. Transferler ne zaman bitecek? Son tarih belli edilmedi. Bunu yazmış. PC'ye aktarabilir miyim? Bununla ilgili bir bilgi yok. Muhtemelen aktaramayacaksınız arkadaşlar. Crossplay'de olacağını söylememişti. Pek de olacağını ben de sanmıyorum. Video umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hızlandırılmış olmasının da etkisini Aşağıya yorumlara yazarsınız. Hani normal halini sevenlerin de ben pek olacağını sanmıyorum. Ee, şunu da söyleyeyim kimse alınmasın gücenmesin PC Master Race muhabbetleri için şakası arkadaşlar. Tabii ki e, bilgisayarla uğraşmakta zorlanan e, birçok insan olabiliyor. Herkesin işi bilgisayarlı olmayabiliyor. Salonda konsolunu koyuyor. Günde 2-3 saat oynuyor. Yani bu arkadaşlar da tabii ki kendine göre haklı. Ama hani ben GTA Online'ı MMO olarak görüyorum. Ve MMO'lar genelde PC'de daha rahat oynanıyor. Ben nacizane önerimi verdim. Tabii ki Series S fiyatıyla PC toplama fiyatı aynı olmayabiliyor. Hani Series S alacağım abi GTA Online alacağım orada oynayacağım diyor. Yapacak bir şey yok tabii ki olabilir. Ama uzun vadede arkadaşlar her zaman için GTA'nın PC versiyonu en iyi versiyonu oldu. Yani bunu da uyarmamış olsam benim içime sinmezdi. Ben sizin iyiliğiniz için bu tavsiyeyi vermeye çalışıyorum. Ee, hani o yani işte high-end grafiklerle tanışıyor falan filan muhabbeti o işin şakası arkadaşlar. Zaten herkes hangi cihazın ne olduğunu biliyor. Yani kalkıp da ne bileyim 1050 Ti'li bir sistemde de 4K 30 FPS full ayarda GTA Online oynayamazsınız. Yani hani iyi bir sistemde oynayabiliyorsunuz. Hani PC her zaman Master Race'de olmuyor. Yani bunları da söylemek zorunda kalmak da az e, açıkçası çok hoş değil. Yani hani e, ama maalesef yorumlar geliyor. Bazı yorumlar küfürlü olduğu için siz göremiyorsunuz. Ben inceliyorum. Yani adam etmediği lafı bırakmıyor yani. Hani şu arkada bir tane RTX kutusu görüyor. Anabacı sövüyor falan. Hani ben önden e, uyarımı yapayım. Kimseyi gocundurmak istemedim. Ama e, işin şakasını da yapmak istedim. Olay bu kadar. Hadi bakalım düşünceleriniz neler? Yeni nesil konsollara geçmeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı alayım. Ve en ön önemlisi de merak ettiğim 1.25 mi 1.5 mu? Bunu da merak ediyorum. Hadi bakalım. Hoşçakalın.